Merhaba. Sevgili arkadaşlarım, Yavuz Türk'le bir kısa söyleşi gerçekleştireceğiz. Onun geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk romanı Yüce Lider'e dair konuşmaya çalışacağız. Yavuz geldiğinde tekrar deneyeceğiz onu yayına almayı. Umarım bu defa sorunsuz şekilde yayına kendisini bağlayabiliriz ve söyleşebiliriz. Bakalım Yavuz aramıza katılacak mı? Bekliyoruz. Nehir, Sedat, Ayhan, Şerif. Merhabalar. Yavuz'u dahil ediyoruz. Bakalım bu defa yayına bağlayabiliriz. Okan, selamlar. Üstad, selamlar. Sesim geliyor mu? Merhaba. Bu sefer sesini alabiliyorum. Tamam. Yani bir bağlantılı bir sorun yaşadık galiba. Ben şeyi bir kapatıp açtım tekrar da. Tamam, evet. Şimdi galiba sorunsuz. Evet, nasılsın? İyi, sen nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkürler. Yavuz Yeni Yazı isimli bir fanzin çıkartıyor biz onunla tanıştığımızda. O fanzin sonra nitelikli bir edebiyat dergisine dönüştü. Hemen hemen sanıyorum 16 yıllık bir tanışıklık serüvenimiz var, değil mi? Evet, oldu galiba aşağı yukarı 2005 miydi? 2004 mü? O civarlardı sanırım. Yeni yıldan bahsedebilir misin? İşte fanzinin halinden başlayalım. Ya şöyle işte, yanlış hatırlamıyorsam işte üniversitenin ortaları falandı. Böyle biraz da can sıkıntısına tek başıma giriştiğim bir şeydi. Yardım eden bir iki arkadaş vardı. Böyle bir hani bir şeyler yapalım gibisinden Yeni Yazı diye bir fanzin çıkardık. 6 sayı çıktı o. O ara askere gittim geldim falan. Askerden geldikten sonra bir sayı daha çıktı sanırım. Sonrasında bir daha edebiyat şeyi olarak nasıl diyeyim, daha böyle sıkı bir kitle, daha doğrusu daha sıkı bir arkadaş ekibi oluşmaya başlamıştı edebiyatçı anlamında. Sonrasında işte dedik bir dergi yapalım vesaire. İsmi de işte yani arkadaşların da hoşuna gitti. Böyle devam etsin. Yani dergi formatında devam etsin. İsmi bu olsun falan derdi. Acımlı bir dergiydi. Zengin bir içeriği vardı. Evet. Her sayıda da bir kavrama odak yaptığınızı hatırlıyorum. Evet, evet. Yani zengin bir yayın kurumu da vardı. Evet, evet. Yani şöyle 10-11 kişilik ara ara çıkan, giren arkadaşlar da oldu ama hakikaten çok zengin ve nitelikli işini bilen sağlam arkadaşlar vardı. Yani akademisyenler de vardı, şairler de vardı. Böyle bir akademisyen-şair çatışması yaşanırdı zaman zaman. Çünkü iki grupta farklı disiplinler üzerinden bakıyordu bazı şeylere. Ama yine de şeydi, çok keyifli bir 2,5-3 yıl falan geçti. 12 sayı çıkardık Yeni Yazı'yı. 2009 yanlış hatırlamıyorsam 2009 gibi başladık. İlk başladığımızda 64 sayfaydı. Sırtlı bir dergi. İşte tasarımını falan da ben yapmıştım. Zaten tasarım işlerini mizahlar işlerini daha biraz dergiye dönüştü. Aynen aynen. Yani son 3 sayı zaten 250 sayfayı falan geçiyordu. Yani bayağı böyle tuğla gibi bir şey haline gelmişti. İşte İlk başta 2 aylıktı, sonra mecburen 3 aylığa çevirdik. Sonra hatta 4 aylık falan da oldu galiba da. Neyse 12. sayıda artık bu dergicilik, sen de biliyorsun, biraz böyle çok enerji ve vakit alan bir şey ve şeyi de olmuyor pek fazla. Edebi tatmin dışında çok bir dönüşü zaten olmuyor ama şu çok önemli, ben edebiyatla ilgilenen herkesin muhakkak dergiciliğe kıyıdan köşeden bulaşmasını yani öneririm. Çünkü inanılmaz şeyler öğreniyoruz. İnanılmaz şeyler öğrendik. Bir kitabın nasıl basılma sürecine girdiğini, ondan sonra ürünlerin nasıl seçildiğini, dergide işlerin aslında hiç de kolay olmadığını ve hani sanki böyle birileri mailden gönderiyor size şiirini, öyküsünü, siz onu alıp sanki böyle hiçbir şeyden geçirmemiş gibi dergiye kopyala yapıştır yapıyormuşsunuz gibi böyle algılanıyor genelde ama hani bu işin mutfağında olmak birçok şeyi öğretiyor insan. Şimdi bazı isimler büyük dergilerde şiirler
yayınlamadıkları için fanzinlere, dergilere Evet. böyle bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar ve ürünlerini yayınlıyorlar. Sendeki de farklı, 2003 yılında Varlık Dergisi'nde iki şiiri yayınlanmış. Değil mi? Yanlış Ya hatırlamıyorum. şöyle, benim işte ilk 2003 yılında, dediğin gibi 2003 yılının Aralık ayında işte rahmetli İskender ilgileniyordu yeni imzalarla. Bu varlığı, bu şey artık klasikleşmiştir. Herkes bilir yani, şiirle haşır neşir olanlar işte bir şekilde varlıkta o yeni imzalarda kendi imzalarını görmek isterler, oraya şiir gönderirler vesaire vesaire. Şu an galiba Şeref Bilsel ilgileniyor. Evet. Ondan sonra işte oraya göndermiş. Orada 2003 yılında yayınlanmıştı. Sonrasında işte bir ufak bir dergi maceramız daha olmuştu bizim. Böyle çok çok lokal ama 2001, 2001'de, 2002'de galiba, daha öncesinde. İşte orada aslında bir iki şiir yayınlamıştım. O çok şey değildi yani. Çok sayılabilir bir şey değildi. Onun dışında çok şeyim yoktu benim. Bu mecrayla çok aslında doğrudan ilişkim pek yoktu. Çok da girmedim işin doğrusu. En çok içine girdiğim zamanlar belki dergi yaptığımız, yeni yazıyı yaptığımız zamanlardı. Yani yine hala aslında öyleyim. Yani yine çok fazla şeyin işin içinde değilim. Kendi kapalı devre bir şeyim var. Arkadaş çevrem var. Onlarla ara ara görüşüyorum falan. Onun dışında çok fazla şeye, klana dahil olmuyorum. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi bizi izleyen arkadaşlarımız seni daha yakından tanımalısı açısından ben kendim bilgi vermeye devam edeyim. İlk şiir kitabını 2010 yılında yayınladım. Kumaş ismini taşıyor. 2003'te ilk şiirini yayınladın, 2010. Yani çok aceleci bir tavrın olmadığını sanırım takip edenler anlamışlardır. Sabırlısın, şiir yazmandan ötürü de. Ama bugün gençlerin hemen 3-5 şiir yayınladıktan sonra kitap çıksın isteğini görüyorsun. Nasıl yorumluyorsun bunu? Ya benim ilk kitabım çıktığında ben 27 yaşındaydım. 2010 yılı. Evet. 27. Tabii 27 yaşındaydım. Ve aslında baktığınız zaman çok geç bir yaş. Yani standartlara bakıldığında ilk kitap için biliyorsun ya sen, yani 21, 22, 23, 25'i geçmeyen şeyler var, yaşlar var. Ben aslında biraz da şunun için çok acele etmedim. Genelde edebiyat camiasında işte şairlerden arta kalan metinlere baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz çoğunlukla. Genelde şairler iyi kitaplarını pek sevmezler, iyi bulmazlar vesaire. O yüzden biraz çok acele etmeye gerek olmadığını, bir de şu, basılınca da ne olacak yani, bir anlamda o, hani eğer basılacaksa da biraz demlensin, işte daha iyi olsun vesaire gibi bir şeye girmiştim. O kafadaydım. O yüzden çok bir şeyim yoktu. Acelem yoktu. Yeni yazı dolayısıyla bir şeyimiz oldu. Bir vesile oldu o. Ha dedik, dosyada tamam mı? Bunu bir toparlayayım falan dedim. Ama öyle çıkmış oldu. Ya şimdi üzerinden 10 yıl geçti. Şimdi bile içinden 3-4 tane şiir çıkarırım. Ama yine de hani Allah'tan diyorum, biraz demlendirdik. Biraz beklettik. Öyle çıkardık kitabı. Çok Yani güzel bir dönüşleri olduğunu biliyorum. En azından edebiyat evet. camiasında kitapla ilgili iyi yazılar hatırlıyorum yazıldığını. Evet. 2018 yılında ikinci şiir kitabın çıktı. Sonra Doğdum ismini taşıyan. O da Cevdet Kudret Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Aralıklı bir zamanda şiir kitapları yayınlayan biri olarak göze çarpıyorsun. Ben tabii aynı dönemde işte minik hikayeler yazdığını biliyorum ama çok yeni bir roman yeni. Evet. Ya şöyle. Edebiyat yayınlarından. Evet. Şimdi bu romanla da 2018 yılından beri işte uğraşıyorum. Yani böyle yaklaşık yazması, nasıl diyeyim, böyle kafada taşıyıp kafada kurgulaması 6-7 ay notlarla vesaire. Ama yazım süreci de yaklaşık işte bir sene falan sürdü. Sonra defalarca editledim vesaire. Şimdi ben editör de olduğum için oradan kaynaklı bir şey var. Böyle yazdığını sürekli
kenara koyup zamanını bekletip bir daha farklı bir gözle bakma. Biraz yabancılaşarak bakma meselesine biraz şeyim ben, takıntılıyım. Yani metni daha iyi, daha nitelikli hale getirmek için biraz bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani üzerinden 3 kere, 5 kere, belki 7-8 kere geçip başkasının bir metniymiş gibi okumak vesaire. Şimdi bu romanı işte aslında daha önce seninle de ara ara konuştuğumuz meseleler var. Ben daha önce şiirden de önce ilk edebiyata merak sardığım zamanlarda öykü yazıyordum aslında. Onlar şimdi kenarda duruyor temrin olarak. Ama sonra işte bir şekilde şiire girdim. Şiire girdiğim süre zarfında biraz öyküyü falan öteledim. Ama mesela şu an çalıştığım ikinci romanı atıyorum 2000 ta 2007'lerde, 2005'lerde hatta 15 sene öncesinden falan böyle notlarım falan var roman üzerine. 50 sayfa yazmışım. Sonra bir yerde üslubumun yetersiz olduğunu düşünerek bırakmışım. Demişim ki yani bunun zamanını beklesin, biraz daha beklesin. Atmosferi iyi kuramıyorum falan gibisinden. Yani yazdığımı dışarıdan bakarak aslında şey yapıyorum. Kenarda tutuyorum, çıkartıyorum nasıl demini almışım vesaire diye. O yüzden çok da şey yapmadım. Yayınlama derdine düşmedim. Yani bir öykü dolusu şey pardon bir kitap dolusu şey var şu an. Öykü var. Son rötuşları yapılacak mesela. Belki seneye onu şey yapabilirsem, toparlayabilirsem onu yayınlarım. İşte ne bileyim enteresan denemeler var. Yine bazılarını yayınladım. Bazılarını yayınlanmadı. Henüz böyle şeyde bilgisayarda duruyor. Yani şey derdinde değilim çok fazla. Hani dergilere bir şeyler yetiştireyim falan gibi bir derdim yok açıkçası. Bunu şey olarak söylemiyorum. Marifet olarak da söylemiyorum. Bir çeşit kibir olarak da söylemiyorum. Sadece benim hani tercihim bu yönde. Yani dergilerde görünür olmakla ilgili bir şey var ya. Hani onu çok takılmıyorum ben o meseleye. Yani öyle bir şey var aslında biraz da. Yani işte dergilerde görünmezsin, ismin unutulur vesaire vesaire olabilir. Çok da dert değil. Ben biraz metnin iyi olmasına şey yapıyorum, çaba harcıyorum. Derdim o yani. 3-5 tane belki roman yazacağım. 3-5 şiir kitabı çıkaracağım belki. Derdim şey olsun, biraz iyi, nitelikli şeyler olsun. Sadece bugünün değil, gelecekte de belki işte kalabilecek bir şeyler bırakmak derdi yani aslında. Evet. Peki Yüce Lider'e dair tam olarak ne anlatıyor? Hiç bilmeyenler bu kitabı hangi kategoride? Ya şimdi bu kitap aslında son dönemlerde özellikle son 5-6 yıl içinde acayip bir şekilde aslında dünyanın politik koşulları nedeniyle de moda haline gelen distopik türe giriyor. Distopya yani negatif ütopya diyebileceğimiz tür. Eskiden olsa mesela ben bu türe çok meraklıydım. Hala meraklıyım. Yani 12-13 sene öncesinde mesela distopya üzerine ne geçerse elime okumaya çalışıyordum vesaire. Ama o zamanlar mesela bu kadar şey değil, popüler falan değildi. Dediğim gibi son 5-6 yılda sen de fark etmişsindir. Çok sayıda distopya yazıldı. Şimdi bu hikaye şöyle bir hikaye. Yani bir adada geçen bir hikaye bir kere ve üç kuşaklık bir ne diyelim oligarşik diktatörlüğün yönetiminde. Yani aslında bir diktatör var ve onun çevresinde de onu şey yapan, her koşulda destekleyen aristokrat tarzı bir sınıf var. Bunlar daha zengin. Ülkenin bütün şeylerini bunlar yiyor. Ülkedeki bütün zenginliği bunlar bir şekilde sömürüyorlar. Kuzey-güney metaforu var mesela bilirsin dünyada. İşte ben bunu kullandım. İşte kuzeyde onlar yaşıyor, adanın kuzeyinde. Güneyde ise daha yoksul bir kitle var, onlar yaşıyor. Bir şekilde bir intikam alma hikayesi aslında. Bir kız çocuğu var. Yaşını, ismi, cismi hiçbir şey yok. Adanın ismi yok bu arada. Hiçbir isim geçmiyor kitapta. Bunu bir şey için böyle zamansız mı, mekansız hale getirmeye çalıştım hikayeyi. Onun için bunu özellikle yaptım. Yani işte lakaplar var sadece. Yüce Lider var, Yaşlı Balıkçı var, Dehşetli Soytarı var. Onun dışında zaten karakterin ağzından dinliyoruz biz hikayeyi. Ve hikayede bir üç
katmanlı bir anlatı var. Yani bir katmanlı işte şimdiki zamanını anlatıyor. Bir katmanda çocukluğunu ve yaşadıklarını, yani o zamana kadarki kısacık hayatının anlatıyor. Annesinden bahsediyor, babasından bahsediyor vesaire. Bir diğer katmanda da, yani daha geniş şeyde, adanın hikayesini anlatıyor bizlere. Orada da şey var işte, babasından duyduklarını aktarıyor bize. Biz orada işte aslında adanın hem hikayesini öğreniyoruz, oradaki yaşananları öğreniyoruz. Bir anlamda genç kızın macerasını öğreniyoruz. Daha şey yapmayayım, spoiler vermeyeyim daha fazla. Yani burada da tabii şey, anlatım, atmosfer ve dil açısından da daha böyle masalsı bir dil kullanmayı şey yaptım, tercih ettim. Yani masalsı, destansı bir yapısı evet. var. Hı-hı. Kitap 128 sayfa. Yani 128 sayfa için bir roman kurgusunu oluşturmak mümkün olmuş. Acaba dedim kitabı okurken Yavuz bu romanda bu atmosferi oluşturabilmiş mi diye. Ama ilk sayfalardan itibaren adanın atmosferine ve oradaki yapıya ne kadar aşina olduğumuzu görüyoruz. Klasikleşmiş bazı kitaplara, kutsal metinlere atıf olacak cümlelerin de var kitap içerisinde. O da yine çarpıyor okuru. Roman okuru ulaştı. Okurdan ilk olarak ne tür tepkilerdi? Ya işin doğrusu nasıl diyeyim? Yani doğrudan böyle şey üzerine kafa yoran, işte eskiden ne derlerdi, işte üzerine işte tanıtım yazısıdır, eleştiridir vesairedir, o tarz bir şey ben görmedim henüz. Ama okurdan gelen şey, tepki çok iyi. Hani Instagram'dan şuradan, benim şu an tek kanalım orası. Yani hani sosyal medya anlamında sadece orası olduğu için oradan mesela çok olumlu tepkiler geliyor. Ama buradaki şey çok teferruatlı olmuyor tabii. Yani okudum, beğendim, işte şu romanlarla ilişki kurdum gibi şeyler var. Ya işte en şeyi bilinen işte 1984, ama 1984'le aslında alakası yok. Yani distopya olması dışında şeyle... Ben... Ya, tabii yani hani sadece tek benzerliği odur. Onun dışında ilginç ilişkiler kuranlar da oldu. Hani genelde olumlu. Olumsuz ne diyebilirim? Mesela kısa olmuş diyen oldu. Yani belki olaylar daha şey olsa. Çünkü daha çok anlatıya yaslanan bir metin. Yani metnin içinde şeyden çok, çeşitli olaylardan çok anlatı var. Birisi bize bir şeyler anlatıyor. Böyle bir yapı var. O bazılarına şey gelmiş sanırım. Ama şu anlamda çok olumlu tepkiler geldi. Kitap çok akıcı. Hani şey, biraz böyle başlarda biraz böyle hani yazar artistik yapar ya. İki parmak şey bölümde aslında o bir şeydir. Okuru biraz böyle kitaba çekme şeyidir. Ya, o numaralarda olacak artık. Yani o ilk iki bölümde mesela o tarz numaralar var ama metin çok akıcı ve şey, belki 2 saat, 3 saat ama okunabilecek bir şey ve bunu yapmak için çok uğraştım diyebilirim. Yani özellikle buna çok çabaladım. Dünyayla bütün ilişkisi kopmuş bir adayı anlatacağız. Uzun zamandır haritalarda olmayan, haritalardan silinmesinin üstünden bile ne kadar süre geçti kestirilemeyen bir adayı diye başlıyor roman ve o andan itibaren size o anlatının içine dahil ediyor Yavuz. Roman Şubat ayında çıktı. Çok yeni. Üzerinde de tabii ki bu korona virüsü gelince insanların kitaba erişimi de kısıtlanmış gibi oldu. Belki hani bu süreç olmasaydı, bu son 2 aylık süreç, kitap daha çok insana ulaşacaktı. Daha yoğun şekilde geri dönüş alabilecekti. Son yıllarda Türkiye'de hani eleştirmen noksanlığından sıklıkla söz ediyor bütün yazara. Sen de benzer şey düşünüyorsun herhalde, değil mi? Ya evet, yani bu var bizde. Ama şimdi bundan da ben hani çok ağzı pelesenk olmuş şekilde yakınmak da istemiyorum. Yani Türkiye'de eleştirmen yok bilmem ne falan. Şöyle yani aslında
tekil örnekler var ama artık insanlar başka öncelikleri oluyor galiba. Çünkü bir de bir yandan da baktığında şey, eleştirmenlik hem çok mesai isteyen bir iş hem de ekstradan o yani yazarına çok fazla bir şey katmayan bir iş baktığınız zaman yani. O yüzden bir şey de diyemiyorum. En azından şey olsa şuna da razıyım yani. Hani eleştirmeni geçtim. Okur tayfa, okuyan tayfa işte öykü okuru ufak ufak öykü yazmaya çalışan veya yazan tayfa. Böyle minik dengeler bile olsa artık biraz da şey hız çağıyız ya artık yani öyle çok uzun uzun ya ne kafa yormaya mecalimiz var ne de yani uzun uzun diye şey yapmaya düşünmeye üzerine önümüzden kitaplar çok hızlı bir şekilde geçip gidiyor ve vakit de ayıramıyoruz açıkçası. Şimdi arkada yani bir sürü kitap yığılı. Yani gerçi 3 aydır kitap almıyoruz ama yani mesela ben. Ama yani şu arkadaki kitapların işte biriktirip duruyoruz. Okumaya vakit yok bir yandan. O yüzden de çok bir şey diyemeyeceğim. Yani hani başka mecralara kayıyor artık bu eleştiri dediğim şey. Yani onun üzerine düşünmek lazım belki yani. Peki yani kitabı yayınladığında yeterince bir alan bulabildin mi kitabını gösterebilmek için? O da merak edilen konulardan biri. Tabii yazar 2 sene bir odada oturuyor, kitabını yazıyor, bir yayıncı buluyor, yayıncı kitabı kitapçılara ulaştırıyor. Ama bu kitabı bir de göstermek gerekiyor ki okur bundan haberdar olsun. Evet. Ya evet, o burada işte biraz şey azizliği oldu işte. Salgının ki şimdi yani bunu söylemek de zaten saçma olur yani salgın gibi bir şeyle uğraşırken ya benim kitabımın şeyini halledemedik tanıtımını falan bu saçma olur. Sağlık olsun yani çok şey değil, çok da dert değil. Biraz şeye şaşırdım ben aslında kitap satışı benim beklediğimden biraz daha iyi gitmiş. Yani geçen editörle işte konuştum. Yani stok bitmek üzere ikinci baskıya girebilir vesaire. Bayağı da iyi gitmiş yani. Hani ben bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. Belki bu online satış şey yaptı. Biraz artmış online satışlar. Belki oradan biraz insanların gözüne çarptı. Instagram'da bir şekilde döndü. Tanıtım yapıldı vesaire. Belki onun şeyi oldu, faydası oldu. Beklediğimden iyi gitti yani. Ben hani belki ilk baskı işte ne bileyim 5 ay, 6 ay falan gibi bir tahminim vardı. Tahminimden iyi gitti. Bakalım yani belki birkaç ay sonra ikinci baskıya gireceğiz. Bir de ben yani çok öyle bilinen bir şey değilim. No name bir adamım yani. Hani beni kimse bilmez etmez falan. Çok dar bir çevre hani tanır. O yüzden birçok da kitabın editörlüğünü yaptığında söylemekte fayda var. Yani editörlük yaptın, redaktörlük yaptın. Bir kitabın hazırlanma sürecini mutfağında yer alan biri olarak ne kadar meşakkatli ve zor süreçlerine tanıklık ettin. Evet. Peki bence bu kısımda da seni bilen insanlar. Yani editör olarak bilen. Tabii vardır illaki yani. O ayrı tabii de hani çok şey anlamında biraz da ya, insanlar bir şekilde birbirini takip ediyorum. Yani ilgilisi illa ki şey yapıyor. Ama biz çok işte temasta bulunmadığımız için ben kendi adıma çok o dışarıyla, kitleyle çok temasımız olmadığı için onun verisine ulaşamıyoruz. Onu tam olarak ölçemediğimden o biraz işte şaşırttı. Tabii yani o 12 senedir, 12 seneyi aşkın süredir ben editörlük yapıyorum yani piyasada işte yayın evinde vesaire. Durum bu ama tabii şey mesela bu roman yazma deneyimi şey gibi değil başka türlere başka şeylere benzeyen bir şey değil çok acayip bir deneyim çok ilginç bir deneyim bunu mesela işte bunu yazıp bitiriyorsun bir şeyi tamamlayıp bitirmek zaten romansa bu çok çok daha güç mesela bunu öğrendim bunu yani deneyimlememiştim daha önce. Ve yazma yordamlarıyla alakalı bir takım şeylerim oldu, deneyimlerim oldu. Ben bunu mesela kendimce bir yöntemle yazdım. Ama mesela ikinci romanı artık bu yöntemle değil, başka bir yöntemle yazma gibi bir şeyim oldu. Yani bir roman
yazmadan roman nasıl yazılır insan bilmiyor. İşin biraz şöyle bir ilginç tarafı var. Yani bu ne öyküye benziyor, ne şiire benziyor. O anlamda işte bilmiyorum. Yani durum bu. İkincisi de daha sağlam yapabilirsin. Şimdi evet, binkitap.com'a bakıyorum. Binkitap.com'da senin kitabınla ilgili bir yorum şöyle diyor. Yüce lidere dair zaman, mekan ve karakter isimlerinden arındırılmış bir sistem eleştirisi. Baskı altındaki halk ve zorbalıktan nasibini bonkörce almış iktidar kadrosu. Bana dünya literatüründen başka kitapları da çağrıştıran bir yanı olmasına rağmen eser ilgi çekici. Hikayenin daha çok yol almasını isterdim. Okurun elinde ne bildiği bir mekan, ne zaman mefhumu, ne de isimler var. Bu köksüzlük, bu mahrumiyet coğrafyasında geçen vaktin bulanıklığı, önlerinde saksıları gömen insanların yoksulluklar karşılığında neye rağmen, ne uğruna yaşadıklarının belirsizliği, okuyana kendi metaforlarını yaratma imkanı. Zaten bir yazar olarak senin amaçladığın şey de buydu. Yani adanın adının olmayışı, dinlerin olmayışı. Ne var? Büyük lider var, balıkçı var, dehşetli soytarı var, anne baba var, onu tabii anne baba diye geçiyor. Yani bunlar zaten insanların, okurların zihninde romanın konusunu daha net bir şekilde algılamaya yetiyor. Şimdi tabii bu tip mecralara ben de bakıyorum. Kitaplarla ilgili ne tür yorumlar yazıldı. Yazar olarak galiba bu yorumların çok olması bir sonraki çalışmayı yaparken eşlik edici güç olsa gerek, değil mi? Ya illaki evet, o da var. Tabii ki insan, yani burada sonuçta başta söylediğim meselelerden ayrıca şunu söyleyeceğim. Yani tabii ki bir yazar personasıyla bir metin inşa etmeye çalışırken kimi zaman okuru dikkate almadığımız, hatta almamamız gereken durumlar var, ama bu tabii şey değil, bu kitap okunsun diye yazılıyor. Yani insanlar okusun, reaksiyon versin, bir şekilde tepki göstersin, bunun için yazıldığında insan bunun şeylerini duymak istiyor, geri dönüşlerini bir şekilde duymak istiyor, iyi ya da kötü. Ben o anlamda şeye çok nasıl diyeyim, şeyin böyle çerçevesi iyi çizilirse ve yapıcı bir tonu varsa, mesela olumsuz eleştiriyi de şey yapmıyorum. Hatta daha nasıl diyeyim, yapıcı olacağını düşünüyorum olumsuz eleştirinin. Çünkü şöyle bir durum var. Her benim kafamdaki yazarlık meselesinde şuna inanıyorum ben, yani bir yazdığımız metin aradan 5 yıl 10 yıl geçtikten sonra üzerine koyduğumuz ikinci bir metin ilk yazdığımız metni aşamıyorsa veya ondan farklı bir şey anlatmıyorsa, ya farklı bir şey anlatmaya da bilir de, yani üstlüklü bir gelişim yoksa, aşama kaydetmemişse, ben biraz şey buluyorum, yani o yazarı artık çok takip edilebilir bulmuyorum. Ya mesela işte bu romanla ilgili şey, en yakın arkadaşlarımdan birisi şey söyledi, işte bir şey yaratmışsın orada, bir ne diyelim, kurmaca bir dünya. Bu dünya 128 sayfada bitmeyecek kadar aslında şey, hani onu kullanabilirdin. Zengin bir dünya var orada. Onu alıp istediğin gibi kullanabilirdin. İşte hikayeyi uzatabilirdin. Ben işte bu kadar daha hacimde bir şey okumak isterdim bu hikayeye baktığımda falan gibi şeyler söyledim. Ama mesela o hikayenin şeyi oydu. Yani ilk romandaki hikayenin yapısı, atmosferi, bütün çerçevesi bunu gerektiriyor. Daha fazla uzatmayı kaldırmazdı. Hani o onu kararken işte suyunu kattığında o kıvamı bulmakla alakalı bir şey. Metinde ben aşırı neşir olduğum için kıvamı da iyi kötü ben biliyordum ve hatta şunu söyleyeyim, yani o 128 sayfalık kitapta belki onun yarısı kadar bir metni dışarıda bıraktım. Yani şeye uymadığı için, bağlama uymadığı için vesaire diye yaklaşık bir 50-60 sayfayı da dışarıda tuttum. Romanın konsantre oluşunu şey yaptığı için, engellediği için. Mesela bu bunu gerektiriyordu. Biraz da böyle hafifti de, fark ettiğin üzere hafifti bir şey, dil de var orada. Şiirsel diyebileceğimiz bir dil de var. Çok sevmiyorum bu tabiri ama böyle şiirsel dil falan, romandaki şiirsel dil.
Çünkü roman türünde ya da öyküde o şiirsel metaforlar bilmem neler çok bana iğreti geliyor. Ama bu onu gerektiriyordu işte o yapısı, atmosferi, masalsı, dili onu gerektiriyor. Ama mesela şimdi ikinci yazmakta olduğum romanda bunun tam tersi bir yapı var. Yani işte son derece uzun uzun anlatan bir anlatıcı, argo konuşuyor, isimler veriyor bilmem ne. Yani aslında atmosfer yaratma işi bu. O yüzden Evet. şey değil, hani ikinci romanda bu şekilde yazacak halim yok. Yazarsam eğer o biraz sıkıntılı bir durum olur. Bunu demek istedim aslında. Yani ikinci romanda da böyle bir atmosfer falan olursa bu biraz şey olur, sıkıcılaşır ve romanın gerçeklikle şeyi kopar. Orada bir yazar, anlatıcı artık şey hakim olmaya başlar. Ne diyelim? Üslup tamamen tek bir ray üzerinden ilerlemeye başlar. Bu da tabii hem anlatımı sıkıcılaştırır hem de anlattığın hikaye ne kadar keyifli olursa olsun tek düzeleştirir. Bu tuzağa düşen birçok yazar var. Sen de biliyorsun yani aynı üslubu şey yaptıktan sonra okur beğendikten sonra mesela oradan giden. Mesela en tipik örneği benim için çok severim ama o tuzağa düşmüştüm. İhsan Oktay'a mesela. Çok severim ama yani Suskunlardan itibaren artık sadece anlatı için hikaye anlatmaya başladı. O tuzağa düştü. Vesaire O yani yüzden işte. de yedinci kitaptan sonra durma ihtiyacı hissetti. Yazmayacağını söyledi. Belki Olabilir. başka bir arayış içerisinde, başka bir ses O olması lazım zaten. Evet, o olması lazım. Şimdi mesela Puslu Kıtalar Atlası o dilin doğduğu bir şeydi. O dilin ortaya çıktığı bir yapıydı. Hikaye de ona özgüydü. Bütün atmosfer de ona özgüydü. Tarihi dönem de onu şey yapıyor, gerekli kılıyordu onu. Ama şimdi bir noktadan sonra ben işte bu dili sevdi okur. Ben buradan yürüyeyim falan demek. Ya tamam oradan yine yürü de arkadaki anlattığın hikayeyi de biraz güçlendir yani. Orada sıkıntı olmaya başladı işte. Evet mesela sen de demek ki benzer şeyler düşünmüşsün bu konuda. Aklıma gelen bir örnek olarak söyledim yani. Hani bir yapıtın bir öncekinin aşma meselesi anlamında. Şimdi bir roman olduğu için bunu değerlendiremiyoruz. Tabii. İkinci doğduktan sonra değerlendiriyoruz. Tabii orası. Everest yayınlarından çıktı. Yüce Lider'e dair Yavuz Türk'ün ilk romanı. Umuyorum dilediğin kadar okura ulaşır ve üzerine çok konuşulur, tartışılır. Sen de İnşallah. 2 yıllık emeğinin karşılığını bu tartışmalar sayesinde alırsın. Böyle kısacık bir tanıtım yapalım istedim. Umarım iyi olmuştur. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Vallahi yok yani. İyi oldu. En azından bir az da olsa bir şeye ulaşmış olduk. Bir kitleye ulaşmış olduk. Ya biraz böyle ilerliyor galiba bu iş benim anladığım kadarıyla. Böyle ufak ufak şeylerle ilerliyor ve ben mesela şu tarz şeyi de seviyorum. Bir kitabın böyle büyük tanıtımlarla vesaireyle değil de kulaktan kulağa ilerlemesi daha hoş oluyor. Aslında o okurun reaksiyonunu oradan alıyorsun. Bazı kitaplar var mesela işte bir senede, 1,5 senede bir baskı yapıyor. Bin adet bile olsa mesela o bir şey. Yani kulaktan kulağa yayılıyor. Bak şöyle bir kitap varmış işte bunu okudun mu vesaire. Sen onları duymasan bile o reaksiyonu oradan alıyorsun zaten işte her sene ya da işte 1,5 senede bir. Ne bileyim 2 senede bir bile olsa bir baskı yapsa çok güzel bir şey yani. Böyle bir şey olmasını isterim aslında. Yani ufak ufak böyle kıvamını bula bula ilerleyen bir şey. Bir metin olmasını isterim daha çok. Umuyorum dilediğin olur. Bu kitap ufak ufak her yıl okuyuculara ulaşmaya devam eder. Çalışmalarında başarılar diliyorum sana. Verimli olur. Yeni yazacağın şeylerde. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal. Hoşça kalın. Sağ ol. Evet. Yavuz Türk'le konuştuk. Yüce Lider'e dair isimli
romanın üzerine. Yavuz bu romanında çarpıcı bir dille, şiirin imkanlarıyla, çok güzel bir roman kurgusuyla okurlara ben de varım diyor. Umarım kitap listenize eklersiniz ve yakın zamanda bu kitabı da okursunuz. Teşekkür ediyorum programı kaydedeceğim için. Geç gelenler baştan sona programı izleyebilirler. Küçük bir hatırlatma yapayım. Yarın akşam saat 22'de Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni ve öğrencisiyle birlikte Felaket Günlerinde Edebiyat başlığıyla yine bir konuşma yapacağız.